Herkese merhaba. Gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine gelecek zaman öğreneceğiz. Daha önce will kullanımını görmüştük. Şimdi sıra be going to'nun kullanımında. Be going to'nun kullanımı şu şekilde. Be, am, is ve are demekti. Yani subject öznemizden sonra am, is, are, going to, artı verb kullanıyoruz. I am going to watch a movie tomorrow. Yarın bir film izleyeceğim demiş oluyorum. Aynı will'de olduğu gibi ecek, acak anlamını kattık. Birazdan arasındaki farka da değineceğiz. You are going to start school next week dediğimde sen gelecek hafta okula başlayacaksın demiş oluyorum. Bakın you ile are kullandım. He is going to buy a house next month. O gelecek ay bir ev satın alacak diyorum. She is going to meet her friends next weekend. O gelecek hafta sonu arkadaşlarıyla buluşacak dedik. It is going to rain soon. Yakında yağmur yağacak diyorum. We are going to go on a trip this summer. Bu yaz bir geziye gideceğiz demiş olduk. You are going to eat dinner tomorrow evening. Yarın akşam akşam yemeği yiyeceksiniz diyoruz. Ve son olarak they are going to read books tonight. Onlar bu gece kitaplar okuyacaklar dedik. Bakın, daha önce will kullanmıştık. Onu kısalttığımızda I will yerine I'll diyorduk. You will yerine you'll kullanıyorduk. Burada da yine aynı şekilde kısaltma yapabiliriz. Yani I'm going to watch a movie, where you're going to start school, he's going to buy a house gibi cümleler kurabilirsiniz kısaltarak. Peki will ile arasındaki fark nedir? Aslında ikisi birbiriyle aynı anlam. Birbirlerinin yerine kullanabilirsiniz. Ancak be going to planlı eylemler için kullanılacak. Eğer mesela tatile gitmeyi planladıysanız gelecek yaz için örnek we are going to go on a trip this summer demiştik. O zaman be going to kullanırız. Ama will kullandığınızda da tabii ki de hatalı değil. Yani anlamı değiştirmez. Sadece Planlı olduğunda be going to kullanmaya özen gösterin. Will ise o anda karar verdiğimiz durumlarda kullanılır. Mesela I'll open the door. Kapı çaldı, kapıyı açacağım. I'll get it şeklinde kurabilirsiniz mesela. Veya tahminlerde, örneğin it's going to rain soon dedik. Şimdi yakında yağmur yağacak. Burada güçlü bir tahminde bulunuyoruz. Bulutlar kararmış, hava yağmak üzere. O zaman it's going to rain dersiniz. Ama hava durumuna göre yağmur yağacak diyeceksiniz. O zaman güçlü bir tahmin yok. Elinizde kanıt yok. O zaman it will rain dersiniz. Bu kadar basit. Şimdi devam edelim. Negatives. Olumsuzlarına bakacağız. I am not going to go there again. You, e, oraya bir daha gitmeyeceğim dedim. You are not going to see us next week. Bizi gelecek hafta görmeyeceksiniz. He is not going to go to school tomorrow morning. O yarın sabah okula gitmeyecek. Bakın planlı bir şey. Gitmemeye karar vermiş ve planlamış. She is not going to join us next week. O gelecek hafta bize katılmayacak. It is not going to work. O işe yaramayacak diyorum. Work çalışmak demek burada da işe yaramayacak diye çevirdik. We are not going to go on a holiday this year. Bu yıl tatile gitmeyeceğiz. Bu da bir plan bir şeyi yapmamaya karar vermek de plan olabilir. You are not going to take up a hobby soon. Yakında bir hobiye başlamayacaksın. Take up a hobby bir hobiye başlamak anlamında kullanılıyor. They are not going to see a doctor next month. Onlar gelecek hafta bir doktora görünmeyecek diyoruz. Şimdi bunları bir de kısaltarak kullanalım. Şu şekilde I'm not going to go there dediğimde ben oraya gitmeyeceğim. Bunu I amn't diye kısaltamıyoruz. O yüzden I'm not diye kullandık. You aren't going to. He isn't. She isn't. We, you ve they aren't going to şeklinde kullanabilirsiniz. Hatta böyle kullanımı daha yaygındır. Aynı I'm not da olduğu gibi you're not, he's not, she's not şeklinde de kısaltabiliriz. Ama daha yaygın kullanımı bu şekildedir. Aren't, isn't şeklinde. Şimdi devam ediyoruz. Sorularımıza bakalım. Are you going to go out tonight? Bu gece dışarı çıkacak mısın diye bir soru sordum. Bakın burada planını soruyorum. Will you go out deseydim yine aynı anlamı vermiş olurdum ama planını sormuyorum. Çıkmak ister misin? Çıkacak mısın gibi bir anlam olacaktı. Yes, I am. Evet. Veya no, I'm not. Hayır demiş oluyorum. Dikkat edecek olursanız soru sormak için sadece am, is ve are'ı başa alıyoruz. Is she going to buy that car? O arabayı satın alacak mı? diye sorduk. Yes she is. Evet alacak. Veya no she isn't. Hayır almayacak. Bakın burada da is'i başa aldık. Is diye sorduğumuz için cevapta yes she is diyeceğiz. Mesela yes she will diye cevap vermeyiz. Çünkü soruda will kullanmadı. Are they going to call each other tomorrow? Onlar yarın birbirlerini arayacaklar mı? Bakın they are going to'ydu cümlemiz. Arı aldık. Cevap yes they are. Evet veya no they aren't. Hayır diyoruz. Şimdi biraz daha örnek verelim. He is going to get a promotion in a couple of years. O bir çift yıl sonra yani iki yıl sonrayı kast ediyorum. Bunu kaç yıl sonra diye de çevirebilirsiniz. Terfi alacak. Promotion terfi demektir. Get a promotion terfi almak. Jane and I are going to get married next summer. Jane ve ben gelecek yaz evleneceğiz diyorum. Bakın burada I am demiyoruz çünkü Jane and I özne iki kişi biz demiş olduk. O yüzden are diye devam ettik. Sadece I öznesi olsaydı I am going to derdik. Ona da dikkat. Get married ise evlenmek demektir. They aren't going to go to bed early tonight. Onlar bu gece yatağa erken gitmeyecek. Yani erken yatmayacaklar dedik. Diğer örneğimiz, is she, is your sister going to attend the ceremony? Kız kardeşin seremoniye katılacak mı? Bakın burada is'i başa aldık. Your sister is going to'ydu. Attend, katılmak demektir. Seremoni de Türkçe'ye geçmiş bir kelime. The sky is dark and cloudy. It's going to rain. Bakın burası çok önemli. Elinde bir kanıt var. Yani güçlü bir kanıt. Gökyüzü karanlık ve bulutlu. Yağmur yağacak diyorum. Ee, böyle bir durumda it's going to kullanabilirsiniz. Ama elinizde kanıt yoksa tahminlerde will kullanacaksınız. Carol is sick. She isn't going to go to school today. Carol hasta. Bugün okula gitmeyecek diyoruz. Be going to konusunu öğrendik. Gelecek zaman ifade etmek için. Daha önce will kullanmıştık. Şimdi de be going to kullandık. İkisi arasındaki farklara da değindik bunları mutlaka tekrar ederek çalışın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere